Bu siyasal iktidar milletin cebindeki en son paraya kadar göz dikti. Bu çok açık. O kadar açık ki. Ve bir avuç rantiyeci ve parası olanı koruyor. Hadi canım sen de demeyin lütfen. Rakam çok basit. Şu, biliyorsunuz bu kur korumalı mevduat, nas, faiz oranları derken neler yaşanıyor? Şimdi bu son kararlarla, yani siyasal iktidarın faize 14'te tutma ısrarıyla kazanan kesim belli. Bir, bankalar ve finans çevreleri, bir de çok küçük bir azınlık olan, bankada büyük para sahipleri olan kesimler kazanıyor. Nasıl mı kazanıyor? Şöyle kazanıyor. Ne diyordu hükümet? Faizle mücadele edeceğiz. Faizle mücadele ediyoruz. Biz Müslümanız ve nas diyordu. Ayetten örnekler veriyorlardı. Mart 2021'de Ağustos ayı sonunda toplam iç borçlar için ödenecek faiz toplamı 722 milyardı. Arkadaşlar, 722 milyar TL olan iç borçlar için ödenecek faiz toplamı Mart 2022'de 1 trilyon 743 milyar TL'ye yükseldi. İç borç stokunu da aşmış oldu. Yani 1 trilyon 21 milyar arttı. Nas dediler, faiz dediler. Ey benim sevgili vatandaşım. Faize karşı çıkan benim muhafazakar, Müslüman, dindar kardeşim. Cebimizden sizin, bizim 85 milyonun küçük bir azınlığın dışındakilerin cebinden faize 1 milyon 21 milyar kaynak ayırdılar. Düşünün. Faizin aşağıda tutulması kimin işine yarıyor? Senin işine yaramıyor. Hiç yaramıyor işine. Kur korumalı mevduat hesabı senin işine yaramıyor. Kur korumalı mevduat hesabı dolarları olanın işine yarıyor. Doların da durduğu falan yok. İşte 14.70 seviyesinde devam ediyor. Aşağıya tık çekildiği de yok. Ama sana enflasyon olarak geri dönüyor. Patlıcan. Patlıcan yani, anla sen onu. Hıyar, anla sen onu. Maydanoz. Yiyorsun, yemiyorsun. Marul, yiyorsun, yemiyorsun. Domates. Diyeceksin ki ya domates, hıyar bunlar zaten kış olmaz, yazın olur. Taneyle almasınlar, yemeği versinler. Et. Yemeyin canım, kuzu kesin. Farkında değil misin? Soyuluyoruz. Soyuluyoruz, soyulmasına da bir kazık daha attılar dün akşam. Millete kol gibi bir kazık daha attılar. Düşünün. Sizin emlakçı dükkanınız var. Bununla ilgili olarak şeyler yapıyorsunuz. Dükkan tutuyorsunuz, vergi veriyorsunuz, reklam uyguluyorsunuz gerekliğinde ve bunun parası sizden çıkıyor, cebinizden çıkıyor. Ama sevgili Gerçek TV izleyicileri, sevgili vatandaşlar, sevgili Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Ayşe, Fatma neyse isminizle hitap edeyim. Müteahhit lobisine dev kıyak çıktı dün akşamki resmi gazetedeki yayınlananla, resmi gazeteyle. Yabancıya gayrimenkul satışının pazarlama gideri de vatandaşa bindi. Nasıl mı bindi? Çok basit. Hemen anlatalım. Kim anlattı bunu? Eski TÜİK başkanı bunu duyurdu kamuoyuna, Birol Aydemir. Dedi ki, dün gece çıkan Cumhurbaşkanı kararı ile ülkemizdeki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satsınlar diye Ticaret Bakanlığı emlakçılara inanılmaz devlet desteği verecek. Diyelim bir emlakçısınız. Fas'ta, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da aklınıza neresi geliyorsa bir tane şey açtınız, emlakçısınız. Dükkan açtınız. Ne olacak biliyor musunuz? Eğer o dükkanı açtığınızda devlet size emlakçı dükkanı açtınız diye Fas'ta, Cezayir'de, Suudi Arabistan'da, Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Mısır'da size dükkan kirası için yılda 3.6 milyon kira desteği verecek. Yetmez. Fas televizyonlarına, billboardlarına, broşürlerine
radyolarına, gazetelerine reklam vereceksiniz. Devlet bu giderler için yılda 1.8 milyon verecek size. Yetmez. Yani 5-6 uçak kişiyi topladınız. Fas'a 10 gününü ülkemizin gayrimenkullerini pazarlamak için gittiniz. Uçak biletiniz, oteliniz, Fas'taki transfer harcamalarınız hepsine devletimiz 1 milyon liraya kadar karşılıyor. Yani tatili bu şeyin içerisinden getirebilirsin. Formalite bir dükkan açsanız, 5-6 da arkadaşınızı alıp, ya biz emlak pazarlayacağız diye Fas'a, Cezayir'e, Suudi Arabistan'a, Mısır'a bilmem nereye gitseniz, tamam mı? Emlak pazarlayacağız. He? Masraflarınızı devlet veriyor. Dükkan açıyorsunuz, yani oradaki dükkan sahibiyle anlaştınız, kiranızı yüksek tuttunuz. Televizyonlarla, gazetelerle anlaştınız, reklamlar da verdiniz. Komisyon alsanız o paradan zenginsiniz.